Karayollarını da Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyor. Elbette İstanbul'da vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılardan üzüntü duyuyoruz. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere tüm belediyelerimiz görev, sorumluluk alanı dinlemeden gece gündüz çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Şu an İstanbul'un ana arterlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluğundaki yollarda herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle Bolu Düzce'de mahsur kalan tırların İstanbul'a yığılmasıyla ve bu tırların teme ve şehir trafiğine girişinde kontrolün gecikmesi nedeniyle bazı hatlar İstanbul'da tıkanmıştı. Şimdi bunlar da büyük ölçüde gideriliyor. Bu konularla ilgili detaylı açıklamaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bu sabah yaptı. Ancak biz burada bir gözlemimizi ifade etmek istiyoruz. Bu yaşanan kara kış sürecinde metro altyapısının İstanbul'un trafik sorununun çözümünde ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Gerçekten de metro hatlarının olduğu yerlerde kara kış nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmadı. Sorunun büyüğü Beylikdüzü, Sefaköy, Mahmutbey, Esenyurt bölgelerinde yaşandı. Bugün bu bölgelerde planlanmış metrolar hayata geçmiş olsaydı bu sorunlar da bu boyutta olmazdı. Ama bu projeleri saray imzalamadı. Yine bu projeler içinde 2007'de başlamış olanı bugün bitirilmiş olsaydı herhalde bundan kazanan İstanbullular olacaktı. O nedenle Ankara ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle bu metro konusunda ve yatırımlar konusunda ciddi bir koordinasyona ihtiyaç vardır. İstanbul'un metro sorunu partiler üstü bir konu olmalıdır. Ve bu konuya herkes gereken hassasiyeti göstermelidir. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Hazineden döviz garantili yap işlet devlet projeler hava şartlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun kardan sonraki durumu ve İstanbul Havalimanı'nda çöken çatıyı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere her şeyden önce İstanbul Havalimanı'nda karton kutular üzerinde yerde yatmak zorunda kalan, çevre yolunda kucağında bebeğiyle mahsur kalan ailelerimizin görüntüleri gerçekten hepimizi çok üzmüştür. Akıl ve bilimle kavga edilmez. Konuşmamda söyledim. İstanbul Havalimanı'nın konumu konusunda birçok uyarı yapılmıştır. Bu havalimanının aşırı rüzgar ve hava hareketlerine açık olduğu söylenmiştir. Ama bunların hiçbiri dikkate alınmamıştır. Şimdi kamu özel işbirliği modeli devletin yaptırdığı projelerin işletme döneminde etkinliğini sağlamak için geliştirilmiş olan bir modeldir. Yani bugün Türkiye'de kullanıldığı gibi bir finansman modeli değildir. Amaç bu projeyi yapan, yapımını gerçekleştiren müteahhitlerin inşaat aşamasında ileride bu projeyi kendilerinin de devletle birlikte işleteceklerini düşünerek gerekli hassasiyeti göstermeleridir. Yani bunlar bu projelerin işleyişinde bu model etkinliği sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Ama bugün bakıyoruz bu yöntemle yapılan havalimanına ulaşımı sağlayan çevre yolu kapanıyor. Havalimanında yapılan kargo binalarının çatısı çöküyor. Pistler işlemez hale geliyor. Bu nasıl bir işletme etkinliği? Bu nasıl bir sorumluluk paylaşımı? Millete geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, yatmadığı hastane, geçmediği tünel için, geçmediği otoyol için para ödetiyorsunuz ama asıl amaç olan etkinliği sağlayamıyorsunuz. Ya milyarlar yatırılan İstanbul Havalimanı kapanıyor. Bakanları taşıyan sarayın uçakları Atatürk Havalimanı'na iniyor. Aslında bugün yaşanan bu sıkıntıyı sosyal medyada dikkatimi çeken bir paylaşım çok da güzel özetliyor. İznini almadığım için bu paylaşımı yapan vatandaşımın ismini tabii paylaşamıyorum.
ama kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Şöyle diyor vatandaşımız, İstanbul Havalimanı AK Parti'dir, şatafatlıdır, yaldızlıdır, varaklıdır, gürültülüdür, en büyük olduğu iddiasındadır ama bir kriz anında işlevsizdir. Atatürk Havalimanı ise Cumhuriyet gibidir, paramparça edilmiştir, yağmalanmıştır, terk edilmiştir ama başı sıkışan ona sarılır ve en zor anlarda bile çalışır, işlevseldir. Güzel özetlemiş. Sanayi Bakanı, evet. Efendim, bir diğer soru Fox TV'den gelen. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, enerji kesintileri için CHP'li vekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Milli enerji kaynakları ile ilgili attığımız her adımda engel oldular dedi. Saros Körfezi'nde yapacağımız terminale karşı çıktılar. O terminal yapılsaydı bugün yaşadığımız sorunu hiç yaşamayacaktık diye konuştu. Evet. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gafile kelam, nafile kelam. Bu ülkeyi 20 yıldır kim yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisi mi yönetiyor? Yıl olmuş 2022, Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depoları 2018'de, 2019'da tamamlanacak deniyor. Hala tamamlanmıyor. Şimdi de 2023'e gün veriyorlar. Neden tamamlayamadınız? Elinizi kim tuttu? Biz Ağustos'tan beri sizi uyardık. Avrupa gaz depolarını dolduruyor. Siz kışa yeterli gaz depolamadan giriyorsunuz dedik. Genel başkanımız bunu defalarca söyledi. Siz sorumluluğunuzu yerine getirmemişsiniz. Ondan sonra da çıkıyorsunuz, sizi uyaranları eleştiriyorsunuz. Yol gösterenleri eleştiriyorsunuz. Sanayiciye hala Karadeniz gazı hikayesi anlatıyorsunuz. Beyefendi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez tüm sanayi 3 gün elektriksiz kalıyor. Sanayi Bakanı da mesaisini trollük yapmaya harcıyor. Yani üretim durmuş, ihracat durmuş, ne yapacağını bilmeyen sanayicimizin derdine derman olmak yerine oturduğu yerden mazeret üretiyor. Açıkçası şunu da söyleyeyim. Sabah sordum oradaki yetkili arkadaşlarıma. Ne oldu Saros'ta diye. Yani orada ne hukuk tanınmış ne kural tanınmış. Mahkeme kararlarına rağmen Saros'ta körfezindeki inşaata devam etmişsiniz. Ama yetiştirememişsiniz. Orada da becerememişsiniz. Aslında trollüğü bırakıp işinizi yapsaydınız, orada yapılan tesisi de biz istemediğimiz halde, beğenmediğimiz halde yetiştirmenizin önünde engel olan Cumhuriyet Halk Partisi değil. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında vatandaş eleştiriyor, kızıyor, hatta biraz ileri gidip bağırıyor, çağırıyor ama İnsan sevdiğine kızar. Çok şükür ekonomideki bu gelişmelerle birlikte biraz daha sakinlemiş vaziyette eleştiriler dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ülkede insanlar kredi borcunu ödeyemediği için canına kıyıyor. Esnaf pandemi döneminde aldığı, sonra da ertelendi denen kredi borçları altında ezim ezim eziliyor. Ekmek kuyruklarında vatandaşlarımız beni bu hallere düşürenlere hakkımı helal etmiyorum diye haykırıyor, beddualar ediyor. Ama anlaşılan bunlar milletten kopmuş. Kalp gözleri kapanmış. Milletin sesini duymuyorlar. Halini görmüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendi vatandaşına kumpas kuran, milleti bir gecede çarpan, elektrik faturalarına Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarını yapan, sanayiye 3 gün elektrik ve doğal gaz vermeyerek beceriksizliğin kitabını yazan, milleti 21. yüzyılda yokluğa, kuyruklara, kıtlığa mahkum eden, esnafımızı, çiftçimizi, emeklimizi, emekçimizi perişan eden bu hükümete milletimiz sandıkta ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. Onun için şimdi tabak falan sevdiği deri hikayelerini anlatmayı bıraksınlar. Sandıktan sonra tabak sevdiği deriyi yerden yere vurur deyip kendi kendilerini avuturlar. Efendim, Tele1 TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer ifadesini kullandı.
Bu ifadelere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağır Alioğlu çözüm sürecini hatırlatarak tepki gösterdi. Bu ülkeye hayır da gelecekse, kötülük de gelecekse yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçer dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Sayın Genel Başkanımızın söylediği cümleyi herkes doğru okumalıdır. Genel Başkanımız bir demokrasi sorunundan bahsetmiştir. Bugün ülkemizin 784 bin kilometre karesinde en önde gelen sorun demokrasi sorunudur. Bugün Diyarbakır'da da demokrasi sorunu vardır, Adana'da da vardır, Kars'ta da vardır, Edirne'de de vardır, Ankara'nın göbeğinde de vardır. Sorunların çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunun müellifi de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Burada kimse kafaları bulandırmamalıdır. Sorun bugün milletimizin her bir ferdini ezen demokrasi sorunudur. Kimse şu kış gününde buluttan nem kapmasın. Teşekkür ediyorum.